Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri resmiyet kazandı. Buna göre müzakereler 25 Haziran'da başlayacak, sadece 2 gün sonra. Kiev'in NATO'ya üyeliği ise Temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesinde tartışılacak konular arasında olacak. Rusya ile 2 yılı aşkın süredir savaş halinde olan Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesine yönelik uzun yolculuğunda yeni bir adım atıldı. AB'den Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına resmi onay çıktı. Brüksel sadece Rusya ile savaş halindeki Ukrayna ile değil, tehdit altındaki Moldova ile de müzakereleri başlatacak. Ukrayna'nın sınır komşusu Moldova'daki ayrılıkçı Transdniester bölgesi, Şubat ayında bağımsızlığını ilan ederek Rusya'dan koruma talep etmişti. Moldova'da Ukrayna ile birlikte 25 Haziran'da AB'ye katılım müzakerelerine başlayacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski kararı tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Ukraynalıların Avrupa hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Ukrayna, AB üyeliği için Şubat 2022'de başlayan Rus işgalinden günler sonra başvurdu. AB liderleri Haziran 22'de Ukrayna'ya adaylık statüsü verdi. Müzakerelerin başlaması kararını uzun süre Macaristan'ın vetosu geciktirdi. Bu veto ise geçen yıl Aralık ayındaki zirvede Alman şansölye Olaf Scholz'ün Macar Başbakanı Viktor Orban'ı kahve davetiyle salondan çıkardığı sırada yapılan oylamayla aşıldı. Peki Ukrayna'nın AB'ye üye olması Rusya ile savaşı nasıl etkiler? Avrupa Birliği, NATO gibi askeri bir ittifak olmadığı için doğrudan bir etkisinin olması beklenmiyor. Müzakereleri başlatarak Avrupa Birliği Rusya'ya, Ukrayna Avrupa ailesinin bir parçası ve yalnız bırakmayacağız mesajı vermiş olacak. Ukrayna NATO üyeliği de bekliyor. NATO ve Batı bu konuda temkinli. Açık taahhütte bulunmasa da adımlarını Rusya'nın tepkisine göre ayarlıyor. Ancak Zelenski NATO üyeliği için Beyaz Saray'a baskı yapıyor. Washington'ın NATO desteği sözü 13 Haziran'daki ABD-Ukrayna Savunma İşbirliği Anlaşması'na da girdi. Anlaşma metninde ABD Ukrayna'nın gelecekteki NATO üyeliğini desteklediğini belirtiyor ve anlaşma Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolda bir köprü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki zirvede Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırmak için somut adımlar atacağız demişti. Konu 11-12 Temmuz'da Washington'da yapılacak 75. yıl zirvesinde gündeme gelecek başlıklar arasında. Putin'in saldırganlığına ne bugün ne de gelecekte prim vermeliyiz. NATO zirvesinde zamanı geldiğinde gecikmeden ittifaka katılabilmesi için Ukrayna'yı üyeliğe daha da yaklaştıracak adımları atacağız. Siyasi analistler Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ittifak şartının 5. maddesindeki karşılıklı savunma taahhüdünü tehlikeye atabileceği görüşünde. Ukrayna savaşı için NATO üyeliğini başlı başına gerekçe gösteren Kremlin Senet, Rus lider Putin açıkladığı barış şartlarında yine en başa NATO üyeliğini yazdı. Kiev, NATO'ya katılma isteğinden vazgeçsin, ertesi gün müzakereler başlar dedi.